Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı AYT Geometri soru kitabında eşkenar dörtgen konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Çözümlere başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen, DC 4 eşit ve AD 3 eşit parçaya bölünmüş. Evet 4 ve 3 parçaya ayrılmış. ABCD eşkenar dörtgenin alanı 72 köküç verilmiş. Buna göre boyalı alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapalım? Alan dağıtımı yapalım arkadaşlar. Yani şöyle şuradan bir alan dağıtım yapacak olursak şuradaki oranlamalara göre alan dağıtım yapacak olursak hocam burası k k k k diyelim şöyle k'da kalan a ise 3 k'da kalan 3 a'dır e hocam burası da a a a 2 a'da kalan 4 a ise a'da kalan ne yapar sonuçta aynı paralel doğru üstünde yükseklikleri aynıdır e o zaman 2 a'daki toplam şuraya baktığımızda 2 a'daki 4 a ise 2 katı 2 katı burası da 2 a yapar yani burası da 3A olduğuna göre ters üçgenlerde de böyle alan dağıtımı yapabiliyorduk. 3A'daki de ne yapar? 6A yapar arkadaşlar. Ya da e hocam bu yarısı geri kalanlar da yarısı deyip 4, 2 daha 6A kaldı. Burası da 6A yapar diyebiliriz. Evet toplamda 12A'yı kaç vermiş? 12A'yı 72 köküç vermişler. A'yı buradan 6 köküç buluruz. Bakın bizden taralanan isteniliyor. Yani 7A isteniliyor. 6 kere 7 42 köküç yapar. Cevabımız arkadaşlar böylelikle. Evet cevap birinci soruda denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Şimdi burası 90 derece verilmiş. Hocam şunlar birbirine paralel ya. Eşkenar dörtgen bütün kenarlarda birbirine eşit tabi bu arada. 6 kök 6 kök 3, 6 kök 3. E şunlar birbirine paralel olduğundan 90 ise burası da 90'dır. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? E şunlar birbirine eşitse bir ortaban taban çıktı mı çıktı ya da kelebek kelebekteki oran bire bir de diyebilirsiniz. Ort tabandan dolayı hocam burası 3 kök 3 oldu. Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Hatta 90'ın karşısı 6 kök hangi açının karşısı 3 kök 30'un Hocam burası 30 burası da 60 oldu. 30'un karşısı 3 köküç 60'ı karşısı 3 köküçün köküç katından dolayı 9'dur. Ortaban taban çizgisi olduğundan 9 sa burası da 9'dur. Ya tüm alandan şu alanı çıkartıp böyle yapabilirsiniz ya da şunlar birbirine eşit ya gençler. Eşit olduğunda buradaki alan A ise burası 3A olmuyor muydu? Evet A'yı bulabiliriz. A buradan neye eşittir arkadaşlar? 9 çarpı 3 köküç bölü 2'ye eşittir. Bizden ne isteniyor? Yani 27 köküç bölü 27 köküç bölü 3 yaptı. Bizden 3 a alan isteniyor. 3 a alanında 3 çarpı 27 kök 3 bölü 3'ten 3 k 9 27 kök 3 bölü 2 pardon burası. Bölü 2'den o da 81 kök 3 bölü 2 yapar arkadaşlar cevabımız. Yani ikinci soru cehan oldu geldik üçüncü soruya. Şimdi köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Dik kesiyor hocam burası 90 a 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem işte oluştu deyip şurası da eşit oldu diyebiliriz. Ya da Hocam köşegenler de birbirini ortalıyor ya. Bunlar eşit bunlar eşit olduğundan 2 kök direkt burası orta tabandan 4 kök diyebiliriz. Neyse burası da 2 kök 3. 2 kök 3 oldu mu? Oldu. Başka bir şey var mı arkadaşlar? D ile E A birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. BD ile C D de birbirine eşit verilmiş. B ile CD D birbirine eşit verilmiş. Hmm, bu eşitliği kullanacağız. Arkadaşlar şununla şu birbirine eşit verilmiş. Dikkat. BD ile CD. E hocam bu da birbirine eşit değil mi? Şöyle bakacak olursanız. Evet. Çünkü eşkenar dörtgen bu. Aa hocam bu da eşkenar dörtgenden bu da eşit. Burada bir eşkenar üçgen mi çıktı o zaman bak eşit eşit eşit. Evet. 60 60 60 burası da 30 30 yaptı. Bizden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Gençler 90'ın karşısı 4 kökü 30'un karşısı nedir burası? 2 kökü 3 2 kökü 3 yapar. E 30'un karşısı 2 kökü 60'ı karşısı da kökü 3 katından dolayı 6 burası 6 burası. Direkt köşegenler belliyse köşegenler çarpımının yarısından sonucu hallederiz. 4 kök 3 bir köşegen. Diğer köşegen 12 bölü 2. Bize alanı vermez mi? Verir. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 24 kök 3 yapıyor cevabımız. Evet 3. Üçüncü soru böyle balık kesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Eşkenar dörtgen verilmiş ve buradaki uzunluk isteniyor. Arkadaşlar 120 ise burada kaç kaç derece? 60 hatta burası kaç derece? 120 derece oldu. X böyle. X'e ait bir üçgen oluşturmamız lazım arkadaşlar. Eşkenar dörtgende öyle bir formül formül uzunluk uzunluk yok maalesef. Ee, ne yapabiliriz burada? Ya da köşegen çizsek bir işimize yarar mı? Hocam köşegen çizdiğimizde şöyle kelebeklik oran birebir 1 1, şunlar birbirine eşit diyebilir sadece. Ha, daha kolay olacak. Evet. Şimdi e, diğer türlü zor olacaktı arkadaşlar. Şu köşegeni çizdim ben. Bu köşegeni çizince köşegenler açı orta oluyordu. 60-60 oldu burası. Burası da 60-60 oldu. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. 12. Hocam burası da 8. E hocam burası da 8. Kelebek dekoran birebir. 1 1. Kelebekteki oran birebir 1 1 olduğundan dolayı şu kelebekteki oran arkadaşlar 8'e 8 yani birebir. 1 1. E o zaman burası y ise burası da nedir arkadaşlar y'dir. Bizden de bu uzunluk isteniyor. Şimdi dikkat ederseniz 60 burası 60 burası burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. Kelebekteki oran bir 1 e 1 olduğundan bunlar da birbirine eşit oldu. Hocam 12 iken burası da 12. Buraya da ne kaldı? 6 birim 6 birim kaldı. E ne yapacağız? Y'yi bulunca x'i bulmuş olacağız. Hocam y'yi bulmak için işlem yapalım. 60 derece var ya 60'a karşılık şöyle bir 90 derece çizelim. Kosinüs teoremi yapmayalım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Hocam buraya 5 kaldı. Burası da 3 kök 3 yapar. 30'dan 60'a geçiş. Evet. E burası 5 birimse burası da 3 kök 3 birimse y kare eşittir. 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesine eşit oldu. 27 artı 25'ten 52'ye eşit oldu. Y buradan kök 52. Kök 52 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 kök 13'tür. Yani bu 4 çarpı 13 olduğundan dolayı ama x uzunluğu isteniyor bizden. 2y isteniyor. 2 tane 2 kök 13 yani toplamda 4 kök 13 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 4. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 5. soruya. Şekilde bir kenarı 6 birim olan ABCD eşkenar dörtgeni. ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki kağıt C'den 2 birim uzaktaki E noktasından EB doğrultusu boyunca kesile. Böyle kesilmiş. Şuna bu parça buraya yapıştırılmış arkadaşlar böyle. Sonuçta burası 6 birim burası da 6 birim ya. Altılık parçalar bakın şu parçayla şu parça yapıştırılmış. buraya yapıştırdık. Hocam burası kaç birim? 2 birim. Bu arada şuraya dikkat edin. Burası alfayken burası da alfa mı? Evet eşkenar dörtgenden. Sonra alfa alfa. Eyvallah. Hocam burası da alfa. Bakın ne oldu? İkilik kısmın yanındaki açı alfa. ikilik kısmın yanındaki açı alfa. Yani burası da alfa oldu. Ha, şöyle bir paralellik oluştu arkadaşlar burada. Şunlar birbirine paralel oldu. Alfa 90 buraya beta diyecek olursam arkadaşlar. E, alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. O zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Bu bir eşkenar dörtgendi. Hocam bir kenar 6 ydı E o zaman burası da 6. Eyvallah. Hatta burası da 6. E olay çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Niye? 6 burası. Yok 6 burası 6 değil. Özür dilerim. Şurası 6 burası 2 olduğundan Pisagor bantından burayı buluruz. 36'dan 4 çıktı 32. Yani burası kök 32 yaptı. Bizden şu uzunluk isteniyor. E, artık burada dik üçgenden dolayı sonuca ulaşırız. Buraya bir x diyecek olursam x'in karesi 6'nın karesi artı kök 32'nin karesine eşit olacaktır. 36 32 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 68 yapıyor galiba değil mi? Evet o da 68'de e, x de buradan kök 68'e eşit olacaktır. Kök 68'de neye eşittir arkadaşlar? 2 kök 17'ye eşittir. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Geldik 6'ya. E hocam burası 90 eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşit. Eyvallah. Burası 90 ise burası da 90 derece mi? Evet. Eşkenar dörtgen şu eşitleri yazalım. Şurada da yazacağım da karışmasın diye yazmıyorum. A şuraya bak 90'ın karşısı. Bir kenara A diyecek olursam hatta eşkenar dörtgenin alanı vermiş. Neyse. AA, A A 90'ın karşısına 2A iken hangi açının karşısı A'dır? 30'un. 30, 30 90 ise burası da 60 oldu. Evet. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulabiliriz arkadaşlar. 60 ise burası da 60. 90'ın karşısı A iken karşısı A bölü 2'dir. Burası da A bölü 2'nin kökü 3 katıdır. Şimdi taban A iken yükseklik A bölü 2'nin kökü 3 katı. A çarpı A bölü 2'nin kökü 3 katı. Taban çarpı tabana ait yükseklik 8 kökü eşit olacak. Kökü gitti. A kare eşittir 16 geldi buradan. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Çevre isteniliyor bizden. A 4 ise çevrede 4 A'ya eşittir. O da kaç yapar arkadaşlar? 16 yapar. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle balık kesir oldu. Geldik geriye. Köşegen uzunlukları 30 ve 40 birim olan bir eşkenar dörtgenin. Hemen eşkenar dörtgeni çizelim şöyle. Köşegen uzunlukları neymiş? 30 ve 40. Köşegenler birbirini ortalıyor mu? Evet. Yani bir köşegen 15, 15. Diğer köşegende 20'ye 20 oldu arkadaşlar. Birbirini ortaladığı için. Bir köşesinin bu köşede birleşmeyen kenarlarından birine olan uzaklığı yani şu kenara ya da şu kenara olan uzaklığından bahsediyor arkadaşlar. Ki yüksekler birbirine eşittir arkadaşlar. İşte şuradaki yükseklik kaç primdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapabiliriz? Alandan gidebiliriz. Taban çarpı bu arada 15-20 ne üçgeni? Köşegenler dik kesiminden dolayı 25 üçgeni. Ee, alan kaç yapıyor arkadaşlar? Alan taban çarpı tabana ait yükseklik 25 çarpı h. Aynı zamanda köşegenler de belli olduğu için yani 30 çarpı 40 bölü 2'ye eşittir. Arkadaşlar 5'e bölsek 5'e bölsek kaç yapıyor burada? 6. Sonra bir daha 5'e bölsen bir daha 5'e bölsen burası 8. 48 bölü 2'den 24'e eşit oldu. X buradan ne çıktı? 24 çıktı arkadaşlar. Cevap akçay oldu. Geldik 8'e. Çekildi KLMN eşkenar dörtgeni ile bir düzgün beşgen verilmiş. Buna göre MSL açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşkenar dörtgen hemen eşit derecedir. Şöyle gösterelim isterseniz. Şöyle gösterdik. Bakın düzgün beşgende şurada bir köşegen verilmiş. Bir şey çizmemiz lazım büyük ihtimalle. Düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman bir köşegen çizip ilgi alakı kuracağız. Ne yapalım? Mesela şunu çizince yan yana x kenarlık geldi mi? Gelmedi. Geldi de normal düzgün bir beşgendeki geldi. Ya da şu köşegeni çizecek olursam evet geldi sanki bir şeyler arkadaşlar. Bakın şurada da bir x kenarlık çıkmış oldu. Hadi bakalım açılara dalalım. Hocam açımız kaç derece? 360 bölü 5'ten dış açısı 72. Dış açısı 72 ise iç açısı kaç derece yapar? 108 derece yapar. Hocam burası 108 ise bunlar kaç yapar? 36-36 yaptı. Hocam burası da 108 ise bunlar da yine 36-36 yaptı. E tamamı 108 yaptığından dolayı buraya 72 kaldı. E burası da 72 yaptı o zaman. 72-72-144'ten burası da 36 yaptı. E şimdi şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı hocam bunun tamamı 72 yaptı. Ya da şey diyebilirsiniz. 72 ise burası 108. 36 ise buradaysa buraya 108 kaldı diyebiliriz. X kenarın tepe açısı 72 derece. 180'den 72 çıkarsan kaç yapıyor? 108. 2'ye bölsen 54 derece. 54 derece yapacaktır. Bizden X isteniyor. 72, 54 ve X'den de bulabiliriz aslında ama direkt karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Direkt Z kuralından dolayı X neye eşit olacaktır? 54'e eşit olacaktır. Yani 8. soru böylelikle at çay oldu arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Şöyle bir, bir şey koyduk arkadaşlar. Soruda bir şey eklendi. Haberiniz olsun. Şekilde ABCD eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt B köşesi AC köşegeninin orta noktası üzerine gelecek biçimde DF ye boyunca katlanıp şekil 2 elde ediliyor. Yani neymiş arkadaşlar? AC köşegeninin orta noktasına gelmiş. Şunlar birbirine eşit. Köşegenin orta noktası köşegenlerin kesim noktası değil midir? Evet. Buna göre katlama sonucu çift kat olan yeşil boyalı bölgenin alanının başlangıçtaki ABCD dörtgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Madem orta nokta hocam bu köşegenlerin kesim noktası olduğundan dolayı şu köşegen çizdiğimizde burası 90 derece mi olacak? Evet burası da 90 derece. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi gençler? Yani şu parça şu parça birbirine eşit. E 90 eşit eşitken muhteşem üstten dolayı burası da eşit olur. Hocam bunda bu birbirine eşit ya aynı şekilde. Şunlar da birbirine eşit. Muhteşem üstten burası da eşit olur. Hatta bunlar birbirine eşit olduğundan şunları da S diyebiliriz aslında. Katlamadan dolayı bunlar da eşit oldu. Burası da eşit oldu diyebiliriz. Yani en son karşımıza şöyle bir şekil çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şekil çıktı. O şekli şöyle bir göstereyim isterseniz. Şimdi burası burada kalan A diyecek olursam şu orta nokta çıktı. Orta nokta şunlar eşit. Orta nokta bunlar da eşit. A iken katlamadan dolayı burası da A mı? Evet. Şimdi burası A iken burası 3A yapmamıydı. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şunlar eşit bunlar da eşitken burada kalan A iken burası 3A yapıyordu biliyorsunuz. E burası A iken şurası 3A olacak. E burası 4A ise o zaman karşı tarafta 4A olacak. Tüm alanı kaç A bulmuş olduk? 8A bulmuş olduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Burada kalanı A diye başlamıştık. Yeşil boyalı bölgenin alanının yani A'nın tüm alanı oranı 8 A'ya olan oranı isteniyor. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü 8 çıkar. 9. soru böylelikle akçay oldu geldik 10. soruya. ABCD eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydır. Hemen 60-60. Bunlar da 60-60 oldu mu? Oldu. Hatta eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam burada 60-60 ise burada kaçta 60 derece oldu mu? Oldu. Şimdi eşitlikler falan filan verilmiş. Hocam bu 120 iken burası da 60. Bunlar da 30-30 mu yaptı? Evet bu da açı ortay olduğundan dolayı. Sonra ne olacak? Şunlar birbirine paralel. Çünkü eşit eşit. Orta taban çıktı paralel. 60 ise o zaman burası 60 oldu. 60 ise burası da 60 oldu. 30-60-90 üçgeni. Hatta burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Hatta şu üçgende bir eşkenar. Alttaki üçgende bir eşkenar üçgen. Neyse ben şuraya bir 6 köküçleri yazayım şöyle. 6 köküç, 6 köküç, 6 köküç. Altı köküç. 90 karşı 6 kökü 30'un karşısı 3 köküdür. E, kök 3 katından dolayı burası da kaç yaptı? 9 yaptı. Burası da 3 kök 3. Sonra burası 9 ise şunlar eşit olduğundan orta tabandan dolayı burası da 9 olacak. Şunlar birbirine eşit olmak zorunda. E, köşegenler de birbirine eşitti. Yani burası 18 ise burası da 18 olacak ve olay bitti. Üçgende taban şu üçgenin taralı boyalı bir üçgenin alanı isteniyor. Tabanımız 6 kök 3. Çarpı yüksekliğimiz 27 bölü 2 bize neyi verecektir arkadaşlar? Alanı verecektir. E o zaman 2 ile bu sadeleşince 3 yaptı. 3 ile 20, kökü ile 27 çarpımı 81 kökü 3 yapar arkadaşlar. Yani böylelikle cevabımız Ceyhan oldu. Ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik